Maria gördüm. İyi var ya. Herkese merhaba arkadaşlar, ben İmzik Amalak, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyorsunuz, yeni görevler geldi, yeni mod geldi, Team of the Season geldi, bunu duyurmuştuk. Fakat arkadaşlar şöyle bir durum var ki, bu modda görev yapmak, oyuncu almak sandığımızdan çok daha uzun ve çok daha meşakkatli. Ben hani birkaç görev yaptım ve bunun videosunu çekmiştim aslında ama hiçbir yere varamadım, yani bir oyuncu bile alamadım, onun videosunu atmak istemedim. Şu an hocam birkaç ilerleme kat ettim, birkaç oyuncu aldım, onlardan bahsedeceğiz, onları göreceğiz. Neler yapabilmişiz, nelere para basmışız, onları göstereceğim arkadaşlar. Onun üzerine de maça gireceğiz bir tane. Şimdi arkadaşlar Team of the Season'a geldik. Şimdi buradan Premier Lig'e bakalım. Premier Lig'de arkadaşlar ilerledim bayağı, buraya geldim. Burada bir iki tane Premier Lig yedek oyuncusu aldım arkadaşlar. İkisi de 91'lik Jota. O yüzden de çok fazla mutsuzum, aynı oyuncuyu denk getirdik. Ve buradan da arkadaşlar daha devam edemedim. Şu an 200 var. Kaç istiyor? 1500 istiyor. Oturacağım, görev yapacağım da bunları verecek. Geri toplu gözüler ne gelelim mesela. Buradan geldiğimizde arkadaşlar daha varamadık. Kaç? 1725 varmış bize. 2000 istiyormuş. Yine görevler yaparak buradan da ilerleyeceğiz. Oyuncularımızı alıp takımımızı güçlendireceğiz. Bunun üzerine arkadaşlar şeye bakalım. Tots bileti bölümüne bakalım. Buradan neler yaptık? 2 seviyeye geldik. Daha 3'e gelemedik. Premier Lig'de topluluk biletine baktığımızda da 3 seviyeye geldik. Yine büyük ihtimalle bugün 4'e ya da 5'e gelelim diye düşünüyorum. Bunun üzerine de top yedeklerine de tıklayalım arkadaşlar. Buna bakalım. Ne diyor? Toplam 1000 puan diyor. Yedek fişlerine harca diyor. 400-800 diyor. Bizde kaç var arkadaşlar? 245 varmış. Bir tane açayım ya. Hiç umudum yok geleceğinden oyuncu. Sizin karşınıza da açmış olalım. 50.000 jeton geldi arkadaşlar. Baktığımda 600 harcamış olduk. Bunda da işte biriktireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra geri diyelim, bir de takımımıza bakalım son hali. Takım gemimiz 96 oldu. Bana diyorlar ki oyna, oyuncu satın al. Ben etkinlikler üzerinden gitmeyi çok istiyorum arkadaşlar. Sancho, Jota'yı aldık, 92 yaptım. Di Maria, Goretzka, Gerard, Kessié ve Livramento'yu da aldım arkadaşlar. Bak onu da söylemeyi unuttum. 2 tane şampiyonlar ligi Tots oyuncusu aldım. Puyol zaten var. Gerard'ı almıştık. Muslera, Jordi Alba. Kadro dışına baktığımda da arkadaşlar, kadro dışında da kimler var? Foden var, Werner var, Luke Shaw var, Alaba var, Vardy var, Marquinhos, Pogba var. Böyle tatlış bir takım oldu. Şeye de çok fazla para harcamak istemiyorum becerilere. Çünkü oyuncu satın almak istiyorum. Hani şu an 1 milyonluk da 90'lık 91'lik bir oyuncu yok. Ronaldinho'ya bak, 736 milyon. Şimdi örnek veriyorum, genel rating 91 diyelim. Buna da 91 diyelim. Tamam mı? Ara diyelim. 2 milyon var. 3 milyon var. Azalan sıralama değil. Pazar değeri. Aslında burada Angusya 600 binmiş. 2 tane alabilirim ha. Bir Abraham'ı alsam ya da bir Ribery'i alayım. Bak mantıklı ha, Vişça da var. Gonçalo Guedes de var. Pavard da var. 92'lik oyuncu varsa, dur bir tane daha oyuncu. 92'lik varsa ucuz olan. 92. 92. Evet, arama diyelim abi. Evet. Kim var? Ortega var, kaleci. Bir de Zakaria var, 1220 alınabilir. Üzerine bir de Pesic varmış, sol açık. Ya bunu alacağım ama ben 2 tane 91 almayı daha mantıklı buluyorum. O yüzden de 2 tane 91'lik oyuncuya bakalım. Tamam mı? Abraham alınabilir ama benim santrfor eksiğim yok şu an. Orta sahada Angusya iş yapabilir hocam. Onun üzerine baktığımızda Ribery sol açıkta iş yapabilir. Güzel. Kroos da fena değil. Hocam Rice. Bak Rice. Çok tatlı bir tercih olur ha. Gerrard var. Goretzka'nın yerine de Rice alsak. Müthiş olur. Kessié de varmış. Gomez de varmış. Swift, Zapata, Chesney, Morata. Felipe Anderson da var. Bunların artık fiyatları artmaya başlamış. Yani ben burada şeyi alabilirim aslında burada bak. Rice bence çok mantıklı. Orta sahayı oynatırsam orta sahada Kessié, Rice, Gerrard üçlüsü çok tatlı olur Goretzka'nın yerine. Sancho, Di Maria'nın yerine Ribery alabilirim 91. Ama şimdilik ona idare eder. Rice'i satın alalım ya. Rice benim takımın ihtiyacım olabilecek bir oyuncu. Onayla diyelim. Direkt gelmiş abi, tamam. Jota 2 tane çıktı, birini şeye koydum, markete koydum. Burada hocam Goretzka yerine de Rice al abi. Tamam mı? Rice'ı Goretzka'nın yerine al abi. Bir de diyorlar mesela şunu çıkar, şey gen yükseliyor diyorlar. Deneyelim bakalım gen. Yükselecek mi? Düşecek mi? Şu an 96-72. Yükseltecek, geni yükseltecek bir oyuncu var mı? Hocam Arnold alsak bir tane. Geni yükseltir mi düşürür mü bilmiyorum. Ondan sonra başka kim alsak? Hocam Pogba iş yapar. İkinci yarı Werner Foden'u da almak için.
Çünkü oynatıyorum onları. Werner gel abi. Bir de Foden'ı alalım abi. Tamam 96'ya 72 oldu zaten. 72 bizim gen sınırımız. Rice bence çok tatlı oldu oraya abi. Hani MD oynuyor. Defansif ortası aslında. Hani ben şurada açık dizilişlerden de bir MD'lik, bir OS'lik, bir SF'lik. Normal bizim 4-2, 1-3 tarzında bir dizilişimiz olsa çok daha tatlı olur bence. Hocam şu anda yok. 4-2 1-3, 4-2 1-3 yok. 4-2 1-2 var ama sevmiyorum. 4-2-4 de aslında güzel oynatılır. Şimdi en yüksek gen diyeceğim takımı bozacak. Diyelim çok fazla istiyorlar. Al 95 gene düştü. Takımı harbi bozdu. Şöyle 96 gen böyle daha mantıklı. Aynen. Çok fazla bozmadı Allah'tan. Böyle bir kadro oluşturduk. Şu an durumumuz bu şekilde. Dediğim gibi etkinlikleri her gün yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bir Division Rivals oynayalım ya. Tek tek mod atalım. Çok fazla atmıyoruz. 301 bin kupamız var. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Tek tek de. Uzun zaman oldu. Hocam gelen rakip 314. Benden yani daha iyi şu an şeyi derecesi ama benim takımım çok daha güzel. Biz takımımızı güçlendirdik. 95, 95, 93. Daha da güçlendirmeyi düşünüyorum. Özellikle Haaland'ı tutturabilir. Bir de Haaland'ın City'ye gitmesini bekliyorum. City kartı çok daha tatlı olur. Çünkü şunu bilmiyorum. Mesela PES'te oyuncunun takımı güncelleniyor. Burada güncelleniyor mesela. Eric Garcia, Ibrahimovic, Kamara, Messi. Bak Messi de çok tatlı olur. Ama bunun için çok fazla oynamam. Dreamlik'te de bayağı ilerledim ha. Dreamlik videosu da gelir. Hocam şöyle atak modu alalım. Çift defans seviyorum. Rakibe göre şekillendirebilirim. Evet. Dışarı attı. Farklı, garip bir tercih. Hocam Jordi Alba. Şöyle Rice'ı gördü. Rice ilk topunu kaybetti. Ulan yok edici şeyde. Teste. Burada ne acaba? Tamam. Muslera. Şöyle hızlı başlayalım şeyim be. Offside yok mu? Ha? Ben de dedim o kadar açıktan pozisyon mu olan satayım. Jota. Ay Çağlar. Rice'ı gördü hocam. Rice'dan Sancho'ya. Sancho'dan Gerrard'a. Steven. Kessié. Ay abi herkesi pazara gönderdik de olmadı ha. Messi'yi durdurabiliyoruz mu lan bilmiyorum ha. Messi. Hocam Rice. Yeni transferimiz. Haydi. Kessié. Bıraktı hocam Di Maria. Di Maria. Şöyle gördü hocam Gerrard'ı. Gerrard Di Maria'ya. Di Maria. Sağ ayakla niye vurdun lan? Lan sağ ayakla niye vurdun? Tamam. Gel. Çok güzelsin. Oha. İçimden geçti. Çağlar. Hocam Jordi Alba'yı çekiyorum şöyle. Endika'yı gerçekten beğendim ha. Güzel oynuyor. Tamam. Steven Gerrard. Hocam bıraktı. Diogo Jota'ya. Jota Di Maria'yı gördü. Di Maria koşuyor. Şöyle yapınca rakibe egal ediyorsun dediler. Ben de egal ettim. Jota! İlk maçın ilk gol. Bak çok güzelmiş lan şey. Adam fotoğrafı. Kendine özel gol sevinci var mı? Yok standart gol sevinci yaptı bu. Ama fotoğraf çok güzelmiş. Şöyle duruyor. O şeyi öğrenmem güzel oldu. Bir de kanatlardan oyna diyorlar genelde. Bence de mantıklı. Bir bu şeyini sevmedim. Bu pas muhab şey faul muhabbeti. Çok kız gibi çalıyor. Hocam Puyol al abi. Atıyor Di Maria. Çok güzelsin. Di Maria gördü abi Jordi Alba'yı. Jordi Alba Gerard'a. Gerard'dan Jota'ya. Jota şöyle Gerard'ı gördü. Gerard Rice'a. Rice. Abi Jota Gerard'ı gördü. Ay Sancho. Gelişine vurdu faulümü ver. Hocam faulümü ver. Faulümü ver. Korner verme. Faulümü ver. Abi şuraya güzel orta kesin gol oluyor. Buşan aldı topu. Bu hadi bakayım. Kim? İlk yarı 1-0 öndeyiz. Güzel oynuyoruz. Fena oynamıyoruz. Kardeşim de güzel ama biz daha iyiyiz. Baba daha iyiyiz. Sizce FIFA'nın mantığı ne? Hani şey mantığı, oyun mantığı. Kısa pas mı? Uzun top mu? Orta kafa gol mü? Tiki taka mı? Uzaktan şut mu? Sizce ana temel mantığı ne? FIFA'nın. Çok merak ediyorum. Rice ilk denemesi. Rice. O nasıl goldü Rice? Ne goldü o? Ne goldü o?
Seviyorum abi ya. Buralardan çekmeyi çok seviyorum. Şimdi takımı güçlendireceğim daha. Özellikle orta saha bölgesi. Yok, orta sahadan ziyade sağ ve sol bek kaleci anlamında işler yapacağım. Muslera'dan daha iyi kalecim var da onu oynatmadım. Muslera'yı oynattım sevdiğim için. Hocam Di Maria şöyle yukarı Rice'a. Abi Rice bambaşka oynuyor ha. Haydi. Haydi. Acaba bugün kimi şey yapacağım, düşüreceğim? Etkinlik yaptığımda veriyor genelde günlük en az bir tane de. O yüzden dedim. Hocam Rice. Abi. Faalimi ver. Faalimi almak istedim. Ver. Üçünü de aldım. Üçünü de çok seviyorum. Hiç, gerçek hayatta çok sevdiğim 3 forvet. Werner özellikle çok hızlı olması beni mutlu ediyor. İbo'yu da göremedik bugün. Bak mesela şunun faal olmasının hiçbir mantığı yok hacı. Hiçbir mantığı yok. Evet, Gerard Pogba güzel oldu. Werner'i çektik yukarı abi. Werner bırak abi Foden'a. Lan bırak. Ofsayt be. Fabinho'yu çağırdı ya. Çift pres yaptı. Biz boşa çıktık. Patladık orada. Hocam Rice'dan Sancho'ya. Sancho gidiyor. Sancho. İn de aşağı hocam Werner'e. Timo Werner. Fabinho alırım lan. Hareket yapmaya çalışsana bana. Tamam, taç bizim. Taç bizim. Abi uzak top geçer mi Rice'a? Rice bıraktı Sancho'ya. Abi Rice manyak bir şeysin sen. Tamam. Çok güzel iş yapıyor lan orada. Oğlum. Sağ ayakla. Ne oldu, arkadan mı kaydı? Penaltı kesik kullanıyor. Mesela kim kullanıyor bunu değiştiremiyor. Ben buna bakana kadar yanlışlıkla gol attım bile. Ben orada kesi şey oraya tıklayınca şey zannettim. Penaltıyı kullandığını set zannettim. O set tuşu yokmuş. O aslında şeymiş. Oyuncu değişikliği tuşuymuş. Onu fark ettim. Teşekkür ediyorum. Evet, 3-0 aldık. Gayet güzel maçtı. Hocam adama top oynatmadık diyebiliriz. Çok tatlı oldu. Adamla hemen hemen birebir pozisyona geldik. O 310 bin olmuş. Biz 309 bin. Bir tane daha giriyorum. Daha sağlam bir rakip istiyorum. Hadi bakalım. Evet hocam, rakip 3. Aynı çocuk geldi. Ana. Bak aynı çocuk geldi. Aynı çocuk. Aynı çocukla şu an ikinci kez karşılaştık. Bak olaya bak. Haydi. Dünya ne kadar gidecek lan çiçeğim. Az önce bu elemana 3 attıydım. Şimdi nasıl oynayacak bakalım. Hocam atak modu seviyorum. Ben dengeli modu sevmiyorum ya. Oyuncağım ileri gitsin istiyorum ki. Ata alınca bile gitmiyorlar zaten. Şöyle hocam Sancho ya. Jadon Sancho. Sancho. Aa. Hocam Carlos Puyol bıraktı Kessié'ye. Kessié Di Maria'ya. Di Maria'dan Jota'ya. Jota. Aha. Jota haydi. Haydi. Oğlum çok güzel paslaşıyor lan. Herif harbi güzel paslaşıyor. Tamam. Ya az önce intikamını alıyor olabilir. Haydi. Vurun. Kaçırmayın lan. Lan kaçırmayın ha. Hocam Jota. Oo, geliyor vuruyor bak direkt. Ya biz de olsak kırmızı yediydik anasını satayım. Hocam Kessié Di Maria'ya. Di Maria Jota'ya. Jota'dan Gerrard'a. Gerrard indi aşağı Di Maria'ya. Di Maria Jota'ya. Jota gidiyor. Şutu kaldırdı. Ah be, aşırtma denedim. Neyse sağlık olsun, kaleci çıkarmadı. Hocam şuradan atarsak gol. Şimdi böyle hocam Jordi Alba bıraktı hocam Puyol'a. Puyol Gerard'a. Gerard sol ayakla. Ah be çarptı. Aha ver. Ver bir topu ver. Jordi Alba ilk yarı bitmeden bir golümüz var be. Rice haydi abi, sür abi. Rice haydi abi. Fal mi? Aa. Ulan be gene mi ben yapmışım? Ben de diyordum ki ulan hakem bizden yana diyordum. Faul de ben yapmışım onu satayım. Olaya bak. Hocam Puyol.
Bıraktı hocam Rice. Gerrard'ı gördü. Jota. Şöyle gördü hocam Sancho'yu. Sancho gidiyor. İndi aşağı. Şöyle Jota'ya. Jota'dan Di Maria'ya. Di Maria. Affetmen. Çok kısa minimal paslarla gitmen daha mantıklı. Yani ben onu fark ediyorum. Yani topu ayağında bir saniye tuttuğun anda hani direkt abi affetmiyor adam gol yiyorsun. Ya ilk yarı 1-0 abi. Şimdi abi Eric Garcia. Hadi bakayım. Bir şey yok hoca be. Temizdi. Ay Sancho ne oldu lan Sancho'ya? Galiba. Tamam. Hocam Rice bıraktı Jota'ya. Jota burada Sancho'yu gördü. Sancho gidiyor. Şöyle bıraktı geri Rice'a. Rice'dan tekrar Sancho'ya. Sancho. Ah be. Yoruldular. Arnold artık sola açıktır abi. Haydi. Hocam Sancho bıraktı Rice'a. Rice. Di Maria'yı gördü. Di Maria. Ah be. Hocam Gerrard burada gördü Jota'yı. Jota kaldırdı Rice'a doğru. Rice bıraktı hocam. Kesten Gerrard'a. Gerrard. Abi bu şan devleşti lan. Hayır. Endike adamsın lan. Yiyorduk ha. Yiyorduk. Neyse. Arnold'u sola çaldık. Şimdi sadece futbolun güzelliğini izle. Bak şuraya Arnold'a doğru. İzle. Hocam Arnold. Hocam Arnold'dan Werner'e. Haydi Gerrard. Fal yok mu lan? Adam öldü. Tamam bu maçı da aldık. Sayalı ben bu çocuğu 10 maç yapsam onu da alırım. Yani ya da oturayım bu çocuğun üzerinden Pro 1'e doğru kasabilirim. Güzel ya tek taraflı oynadık yine. Çok fazla top oynatmadık ama pasları güzel ama isabeti yok. Hani şu yönünde problem yaşıyor. Tamam çocuğu geçtik lan. Güzel oldu. Pro 2 ödülleri şurada şey varsa görevimiz varsa onları da alalım. Böyle gözünüzü önünde açalım bunları da. Merak edenler oluyor. Bunu alalım abi. Bunu da alalım abi. Tamam. Elimize kolumuza sağlık. Yapacak bir şey kalmadı. Bakalım. Ben şey yapmaya devam edeceğim. Etkinlik yapmaya devam edeceğim. Son durumdan haberdar ederim kimden çıktığından. Siz de kendinize kimden çıktığını. Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir yol izlediğinizi onları yorumlara yazın. Videoyu beğenseniz arkadaşlar abone olmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.